Sevgili izleyicilerim, Cem TV ekranlarında Reçet hafta sonunda her cumartesi bu saatte olduğu gibi yine bugün bir saate yakın karşınızda olacağız. Sizler soracaksınız, biz hekimlerin reçetesi değil diyerek başlıyoruz biliyorsunuz. Sizlerin sorularıyla oluşan, sizlerin sorularına güncel, sağlıklı ve modern tedavi yöntemlerini içeren cevapları da vererek bir saate yakın birlikte olacağız. Nasıl mı soracaksınız, katılacaksınız programa? 0212 625 6464 canlı yayın telefonumuz ya da SMS'lerle sorular sorabilirsiniz. Cem TV yazıp kısırlık tüp bebek tedavisi ve aile sağlığı ile ilgili sorunuzu 2353'e gönderiyorsunuz ya da internetten maille reçete@cemmedia.com'da mail adresimiz. Sorularınızı tek tek cevaplayacağımızdan emin olabilirsiniz. Hadi gelin her zaman olduğu gibi öykümüzle başlatalım. Ne diyoruz? İster adına Leyla Mecnun deyin, ister Ferhat Şirin deyin. Ahmet'le Ayşe, Mehmet'le Fatma evlenirler. Onların hayalleri vardır. Evliliğin üzerinden bir süre geçsin, ekonomimizi düzeltelim. Sonra çocuk sahibi olalım derler. Ama benim güzel ülkemde bugünün kayınvalidesi, yarının babaannesi. Hadi artık gelin hanım, çocuk istiyoruz. Bak evleneli 6 ayı geçti, halen bize müjde veremediniz deyince koşturmalar başlar. Yani demem şu ki, 6 aylık evliliğin üzerinden bir süre geçtikten sonra hamilelik sağlanamadıysa, o müjde verilemediyse araştırmanın zamanı geldi demektir. Hiç merak etmeyin, çok eski yıllarda olduğu gibi çok büyük finanslara, paralara ihtiyaç olan araştırmalar değil bunlar. Çok basit. Anne adayının muayene ve ultrasonu zaten her kadın doğum uzmanına yılda bir defa tüm hanımların gidip hatta muayene, hormonları, ultrasonla zaten muayene yapılıyor ve simir testini yaptırması gerekiyor. Bu da onlardan bir tanesi ama çocuk için gidildiğinde niye hamile kalamadım dendiğinde muayene ve ultrasonu, tabii ki simir testleri, hormon testleri ama hormonlar adetin 2 ile 5. günü bakılacak. Bir de rahim filmi çekilecek, tüpler tıkalı mı değil mi? Baba adayından da sadece bir sperm sayımı istersek, sorunun ne olduğunu eğer varsa tabii sorun. O da ne demek? 6 aydır evliliği üzerinden geçmiş, ille de sorun olacak mı? Olmayabilir. Yani demem şu ki de, ikinci bir anekdotu da verelim. Kadınlar ayda bir defa yumurtluyor. Düzenli adet gören hanımlarda 11. günle 16. gün arasında yumurtlama gerçekleşiyor. Yani cinsel aile sağlığıyla, cinsel birliktelikle hamileliğin ya da yumurtlamanın bir alakası yok. Tamamen düzenli adet gören hanımlarda 11. günü 16. gün arasında yumurtlama oluyor. Diyelim ki bütün tahlilleri, tetkikleri yaptınız. Hiçbir şey çıkmadı. Tüpler tıkalı değil. Her şey normal. Bunun ne var? Tesadüflerle açıklan, yani tesadüf olmamıştır. Yumurtlama gününe denk gelmemiştir aile birlikteliği diyebiliriz. Ya da sebebi açıklanamayan kısırlık diyebiliriz. Ama bütün bunların doğru teşhisi konulabilmesi için, bütün bunların yapılabilmesi için. Yani şurada, yani şu fotoğraf var ya, evet sevgili arkadaşlarım, bu fotoğrafın işte bakın ne oluyor, bıcır bıcır ayaklar, çok güzel bir fotoğraf yakalanmış. Bir büyüğün, bir ebeveynin, annesinin ya da babasının avuçlarında bıcır bıcır ayaklar. İşte bu sağlıklı evlada sahip olmanın ya da niye sahip olamadığının ispatı için ne gerekiyor? Bir kere çok düzenli bir bilgilendirme gerekiyor. Kiminle kimin arasında? Doktorun doğru sorular sorması. Evet, burada gördüğümüz gibi. Anne adayının doğru bilgiler vermesi. Evet. Yani bu bilgilendirmenin çok sakin ortamda karşılıklı hekimle anne adayının bilgilendirmesinin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir başka konu. Hemen o bilgilendirmeden sonra muayenesi, burada gördüğünüz gibi, evet, burada gördüğünüz gibi ultrasonla, modern aletlerle muayenesi yapılıyor. Bu muayenenin de çağdaş bilimsel yöntemlerle çok ideal makinalarda ya da işte elektroniğin kullanıldığı, bilgisayar sistemlerin kullanıldığı bir muayene şekliyle bunun yapılması gerekiyor. Ve dedik ki az önce, bir takım tahlil ve tetkiklerin yapılması gerekiyor diye. Bunlar nedir? Bir kere baba adayında sperm sayımı. Spermin yapısını görüyorsunuz. Bir başı var, boynu var, gövdesi var. Evet. Bir de
tabii ki anne adayının rahim içi ters üçgen şeklinde boş olacak. Yumurtalık kanalları açık olacak. Her iki yumurtalık görüyorsunuz. Yumurtalığın üzerinde biraz odaklanırsak yakın çekime. Yumurtalığın üzerinde küçük içi sıvı dolu. Bizim Cem TV ekranlarında bezelye ve mercimek tanesi dediğimiz içi sıvı dolu kesecikler büyüyorlar. İri üzüm tanesi haline gelince bir ya da yumurta atıyor. Tüpün içerisine geliyor. Eğer baba adayında 10 milyondan fazla demin yapısını gösterdiğimiz sperm hücresi varsa bu yolculuğu 4,5 santim rahim boyu, 2,5 santim yumurtalık kanalı bu yolculuğu yapabiliyor demektir. Yaptığında burada o gün yumurtlama günüyse de bir ya da iki tane yumurta mevcut demektir. Bunlar da döllenme gerçekleşirse eğer bu döllenme nasıl gerçekleşiyor? Evet gördüğünüz rahim içi duvarı ters üçgen şeklinde olacak. Her iki yumurtalık dedik. Yumurtalık kanalları açık olacak. Ve ne olacak? Evet. Ortada bir yumurta. Bunlar nerede geçiyor? Yumurtalık kanalın içinde geçiyor. Milyonlarca, 10 milyondan fazla sperm hücresi 7 santimlik yolculuğu yapmış. 4,5 santim rahim içinde, 2,5 santim yumurtalık kanalı içinde gelmiş. Milyonlarca önce tek tek spermler ya da alabildiğini hepsi birden yumurtalığın üzerine temas ediyor. Eğer bir red reaksiyonu gerçekleşmezse, yani bir günlük hayatımızda da öyle değil midir? Merhaba Ayşe Hanım, merhaba Mehmet Bey diye tanışırsınız. O ilk el sıkış, ilk ten uyumu ya da bir göz teması içimizdeki duyguları alevlendirir ya, işte embriyolojik hayatta da öyle. İçlerinden bir tanesi. Bakın burada yeşille renkli bir şekilde gösterilmiş. Biraz sonra temas edecek. Ona hayır demeyecek yumurta ve bakın yine spermlerin hareketlerini gösteren bir görüntü. Ne demiştik? Bakın yumurtalıktan bir tane yumurta atılmış. Biraz sonra buraya girecek ve burada az evvel gösterdiğimiz bu olay gerçekleşecek ve döllenme olacak. Yani spermlerden bir tanesi yumurtanın içine girecek ve embriyolojik hayat başlayacak. Nedir embriyolojik hayat? Bakın bol bol gösteriyoruz size bu görüntüyü. Evet. Döllenme gerçekleştikten sonra, yani sperm yumurtanın içine girmiş. Hemen ikiye bölünme başlamış. Evet. Bunların hepsi nerede oluyor? Bunların hepsi rahim içerisinde oluyor. Sonra 4 hücreye bölünmüş. Sonra 8 hücreye ve gebelik yolculuk başlamış. İşte yolculuğun, gebeliğin de özeti. Bakın sanki şekil bozukluğu içerisinde hiçbir şeye benzemiyor. İlk başlarda gebelik, bebeğin seyri. Sonra yavaş yavaş şekilleniyor. Önce gövde çok büyük, baş çok küçük şekilde devam ediyor ve 6 aya kadar, en son görüntü 6 aya kadar artık bebeğin anne karnındaki gebelik görüntüsü böyle devam ediyor. Sevgili yönetmenim der ki ilk konuğumuz şu anda telefon attığında. Alo. Alo, iyi günler doktor bey. İyi günler efendim. Buyurun Süheyla Hanım. Nereden arıyorsunuz? Bursa'dan. Bursa Karacabey'den arıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim size? Buyurun efendim. Doktor bey, ben doktorlara gidiyorum. Hani tüplerim kapalı olduğunu söylüyorlar. Hamile kalamıyorum. Evet efendim. Onun için aradım ben sizi. Neler yaptırdınız bu konuda, tahlil tetkik? Tahliller, ben bir hastaneye gittim. Zaten sürekli tedavi görüyordum. Bende çikolata akısı vardı. Evet. İki kere aldırdım. Tekrar çıktı. Tedavi gördüm. Şu anda bayağı ufaldığını söylediler. Sizde ne vardı? Sonra yumurtalık kisti mi vardı? Efendim? Ne vardı sizde de tedavi gördüm diyorsunuz? Yumurtalık kisti mi? Kist mi vardı? Evet. Yumurtalık kisti. Kaç santime kadar çıkıyor? 8 santime, 8,5'a kadar çıkıyor. Ameliyat etmediler mi? Yaptılar. Peki tekrarlıyor mu bu belli dönemlerle? Evet tekrarlıyor. Şu anda da benim tüplerim kapalı olduğunu ortaya çıktı. Hamile şöyle kalamıyor. Şöyle yapalım Süheyla Hanım. İnternet kullanıyor musunuz? Alo. İnternet kullanıyor musunuz? İnternetten benim telefonlarıma ulaşın. Canlı yayından sonra konuşalım. Gerekirse cep telefonumuza kistinizin görüntülerini yollarsınız. Ona göre konuşalım. Oldu mu efendim? Evet, Süheyla Hanım bize internetten ulaşabilir. Daha doğrusu tüm izleyicilerimiz canlı yayına sığdıramayacağı ya da soramayacağı bir sorusu olabilir. Canlı yayın dışında da bana ulaşma şansınız. İnternette Ercan Köse yazarsanız telefonlarımız, web sitemiz gelir.
Oradan bu iletişimi kurabilirsiniz. Yani canlı yayında telefon trafiği yoğun, ben ulaşamadım, Ercan Köse'ye sorularım vardı diyenler için bu yolu tercih etmelerini öneriyoruz. İşte dedik ya, gebeliğin gelişimi, normal gelişimi böyle. Ancak her zaman bu böyle olmuyor. Yani bu büyük buluşma, yumurtalık kanalı içerisinde spermle yumurtanın buluşması maalesef böyle kolayca gerçekleşmiyor. Peki neler oluyor, niçin gerçekleşmiyor? Yine baştaki görüntülerimize dönelim. Bakın, şimdi hemen buraya odaklanırsak, yakın çekime de girersek, spermlerin kendi hareketiyle bir damla sperm sıvısı içerisinde 10 milyondan fazla sperm hücresi geriye buraya ulaşabiliyor diyoruz. Yani 4,5 santim rahim boyunu, 2,5 santim yumurtalık kanalı boyunu geçerek buraya ulaşabiliyor ve buradaki varsa yumurtayı dölleyebiliyor. Peki bu buluşma gerçekleşmezse, niçin gerçekleşmez? 10 milyondan fazla bir damla sperm sıvısında sperm yok. Yani 6 milyon, 7 milyon, 5 ile 10 milyon arasında ise buralarda kalacaktır. Buraya kadar gidemiyor. Ne yapmak lazım? Ne, ya da ne yapıyoruz biz kısırlık ve tüp bebek doktorları? Diyoruz ki sayı az olduğu için, bir damla sperm sıvısı içerisinde 6 ya da 7 milyon sperm hücresi olduğu için, bunlar sperm sayımında çıkıyor zaten. Gelin biz spermlerin yolunu kısaltalım diyoruz. Aşılama diye bir modelimiz, yöntemimiz. O ne? Özel bir şırıngamız var. 6-7 milyonluk, yani 10 milyon yukarısında hızlı koşabilen, ileri hızlardaki sperm olmadığı için şırıngamızı da getiriyoruz rahimin tepesine. 4,5 santim onları taşıyoruz. Sonra bırakıyoruz. Biz sizi 4,5 santim taşıdık. Geriye kalan 2,5 santimi kendiniz gidin diyor. Bunlar da aşılama. İki defa yapıldı. Tutmadı. Evet. Sıra nereye geldi? Evlat sahibi olmanız için. Sıra artık tüp bebeğe geldi diyoruz. Devam edeceğiz. Anlatacağız onu da, ama öncelik sizlerde şu anda ikinci izleyicim. Evet. Şu anda ikinci izleyicim telefon attığında hemen alo diyelim. Alo. Merhaba. Merhaba Ebru Hanım. Buyurun efendim. Sorunuzu alalım. Buyurun. İstanbul'dan nereden arıyorsunuz? Hangi semtten? Yeni Bosna'dan arıyorum. Buyurun efendim. Hocam, ben bir oğlum var. 5,5 yaşında. Allah bağışlasın. Ondan sonra teşekkür ederim. 3 yıldır bebek, yani ikinci bebek istiyoruz ama olmadı. Evet. Herhangi bir problemin olmadığını söylediler. Geçtiğimiz hafta rahim filmi çektim. Bir tüpüm kapalı, bir tüpüm de hasarlı dediler. Eşinizin sperm sayımı var mı? Normal yoldan hamile kalamayacağımı söylediler. Eşiniz tahlil yaptırdı mı efendim? Eşim yaptırmadı daha. Niçin? Sigara içer mi? Evet, içiyor. Şimdi eşler genellikle şöyle diyor. Sevgili baba adayları, ya benim 5,5 yaşında zaten çocuğum var. Ben niye tahlil yaptırayım? Sonuçta hamile kalabiliyor eşim diye düşünüyor. Ancak sigara, stres, düzenli uykusuzluk, yani daha da uyku düzeninin olmayışı, uyku düzensizliği, stres, bazı mesleklerdeki bazı kimyasalların etkisiyle sperm sayısı pekala azalabiliyor ya da hareketi düşüyor. Onun için bize uzakta değilsiniz. Bakırköy, Yenibosna komşu sayılırız. Çok uzaklarda değilsiniz. Şöyle yapalım, bizim uygulamamız da var zaten. İnternetten telefonlarıma ulaşırsanız, telefon açıyorsunuz, size randevu veriyor. Arkadaşlarım da şu anda, mesai arkadaşlarım, asistanlarım izliyor sizi. Bütün tahlillerinizi alıp geliyorsunuz. Biz de onları tek tek inceliyoruz. Asla bir ücret talep etmiyoruz. Yani bazı meslekler gibi bizde danışma ücreti tabi değil. Size de, filmi çektirdim. Size de önerim, filminizi elinize bana alın. Filmi elinize alın, eşinize bir tahlil muhakkak yaptırın, yaptırsın. 4 gün aile hayatı olmuyor, bir sperm tahlili yaptır. Onlarla beraber gelin bakalım. Yani tek tüp tıkalıysa, öbür tüp sağlamsa oradan hamile kalabilirsiniz. Hemen böyle umutsuzluğa düşmeyin. Ama eşinizin sperm sayısında bir bozulma, bir azalma yoksa pekala tek tüpten de hamile kalabilirsiniz. Ebru Hanım, dediğim gibi lütfen bize ulaşın telefonlarımızdan. İnternetten de bulabilirsiniz. Buyurun gelin, tahlillerinizi inceleyelim. Hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Evet sevgili izleyicilerim, doğru duyuyorsunuz. Yıllardır, 10 yılı aşkın süredir Cem TV ekranlarında hep söylüyoruz. Biz haftada bir saat karşınıza geliyoruz. Ancak bu programın farkındalığı şurada.
bize 24 saat bana ulaşıp sorularını sorabilir. Canlı yayın dışında da. Evet, doğru duyuyorsunuz. Ya da randevu alır gelirseniz, tarihlerinizi elinize aldınız, hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ben onları tek tek inceliyorum. Evet, karşılıklı konuşuyoruz. Tek tek onlara bakıyoruz. Nerede ne sıkıntı var? Bilgilerimizin el verdiğince onu size söylüyoruz. Tedaviniz ister bizde olun, ister başka yerde olun. Böyle bir zorunluluk yok. Ama yeter ki danışın, doğru yönlendirelim. Bilimsel değerlerden ayrılmayın. Bazen dönem dönem bu ekranda pek bulamazsınız ama bence ekranlardan bilinçsiz kişilerin yaptığı çağrılara da çok işte şu ot çayını iç, şu ilacı iç gibi ilaçları reçeteyle doktorlar tavsiye eder. Bunu unutmayın. Bu ilaçlar size tavsiye ettiğimiz reçetelerimizde yer alan ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın denetimine yıllarca maruz kalmış. İnsandaki olumlu etkileri ispatlanmış ilaçlardır. Başka böyle hacı hoca geçirenlere lütfen prim vermeyin. Evet, bir başka telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Hasan Bey Silivri'den bizi arıyor. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam biz de üç sefer deneme yaptık. Biraz Hasan Beyciğim televizyonun sesini kısın. Daha çok telefondan konuşmaya çalışalım. Bir yansı, tamam hocam. Yankı oluyor stüdyoda. Buyurun dinliyorum. Üç tamam defa hocam. Deneme evet. Yaptınız. İki sefer özelde yaptık. Bir sefer de devlette yaptık Zeynep Camii'de. Evet. Eşimde herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Evet. Ama bizde sperm eksikliğinden dolayı dediler. Yakın tarihte sperm sayımınız var mı efendim? Biraz önce vermiştik. Hasan Beyciğim şöyle yapalım. Evet. Hemen benim telefonlarıma internetten de ulaşabilirsiniz. Kolayca Ercan Köse yazsınız ya da siz kullanmıyorsunuz bile konu komşudan bir gençlerden birine rica etseniz Ercan Köse'nin telefonlarına ulaştır beni diye. Arayın, bir randevu alın. Silivri, Bakırköy hiç uzak değil. Buyurun gelin, tabir yerindeyse bir acı kahvemizi için tahlillerinizi bir inceleyelim. İnşallah yardımcı olacağız diye düşünüyorum. Bununla ilgili de hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Evet, Hasan Bey'e de tavsiyemiz bu olduktan sonra bütün hızıyla devam edelim anlatmaya. Dedik ki sperm sayısı 5 ile 10 milyon arasındaysa baba adayı umutsuzluğa düşsün mü? Hayır, iki defa aşılama yapacağız diyeceğiz. Yolunu kısaltıyoruz dedik. Şırıngayla getir İbrahim'in tepesine bırakıp geriye kalan 2,5 santimi spermler kendiliğinden gidiyor diyoruz. İki defa aşılama yaptık. Hamilelik olmadıysa sırada tüp bebek var dedik. Peki bu sayı 5 milyonun altında. Yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi sperm var. Ne yapacağız? Gene spermle eşinin, resmi nikahlı eşinin yumurtasını nerede buluşturacağız? Laboratuvarda buluşturacağız. Yani tüp bebek yapacağız. Peki son bir şey. Bütün baba adayları dikkat. Sperm tahlilini yaptırdınız. Sperm sıvısı içerisinde hiç sperm hücresi yok dedi laboratuvar. Sakın ola. Hiç moralinizi bozmayın. Evet, doğru duyuyorsun. Ne dediğimin farkındayım. Ama daha önce sperm sayımı yoksa, daha doğrusu sperm hücresi yoksa, yumurtayla, eşimin yumurtasıyla hangi hücreyi birleştireceğiz? Moralimizi bozmayalım. Evet, bozmayın. Efendim sizden sperm hücresini ameliyatla bulacağız. Bu ameliyatın adı mikrotese ameliyatı. Bir başka konu, bundan 5 sene önce, 10 sene önce. Doktora gittiniz, sperm hücresi yoktu. Ve size doktor dedi ki, bu defteri kapatın. Ömür boyu sizin çocuğunuz olmaz. Bak ameliyat ettik sizi, gene bulamadık. Sakın üzülmeyin, şimdi artık. Bilim dünyası, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, artık eski ameliyat tekniğini bırakacaksınız. Mikroskop altında baba adayının testislerinden, bir testisten altı, bir öbür testisten altı, 12 küçük parçacık alacaksınız. Bu ameliyatın adı mikrotese. Eskiden size bu söylenmiş olabilir, ömür boyu çocuğun olmaz. Moral bozmak yok. En yakın tüp bebek merkezine başvuruyorsunuz bir kez daha. Artık çok şeyler değişmiş. Bir Ercan Köse var Cem TV'de durmadan konuşup duruyor, anlatıyor. Mikrotese ameliyatı olacağım. Bu yolla tedavi olmak istiyorum diyeceksiniz. Daha detaylı bilgi için de bana ulaşacaksınız. Bir başka telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Bekletmeyelim. Alo. Alo. Hatta mı Fatma Hanım? Alo.
Fatma Hanım'la iletişim kuramıyoruz herhalde. Biraz beklettik galiba. Fatma Hanım şu anda hatta mıdır arkadaşlar? Alo Fatma Hanım. Efendim hocam. Evet, hoş geldiniz. Sesimiz size geç mi geldi birazcık? Bitlis'ten arıyorsunuz. Sorunuzu hemen alalım. Buyurun efendim. Hocam ben çiftlerim dağımlı oluyor. Ne oluyor 4 aylı. Duyamadık sizi. Ama beni doktora da fazla götürmüyor. Ben o yüzden ben dişçilerim. Ne oluyor anlayamadık. Bir dakika, sesiniz tam net gelmiyor. 4 aylık evlisiniz öyle mi? 4 aylık çift. 4 tane dişik yaptım. Gördü de böyle 3 ay, 4 ay, 2 aylık, bir de 7 aylık bebek bebeğim oldu, öldü daha. Anladım. Bir de diş gebeğe getirdi. Evet, bayağı bir kalabalık bir ameliyat ve evlat kayıpları. Peki, akraba evliliği var mıdır bilmiyorum Fatma Hanım hatta mı? Fatma Hanım? Efendim? Akraba evliliği var mı? Eşiniz akraba mısınız? Hayır, yabancı. Yabancı, öyle bir şey yok. Peki niye evlatlarınızı kaybettiniz? Niye düşük oldu? Niye 7 aylık erkeğin doğdu? Vallahi hocam ne dedi size doktor arkadaşlar? Doktorlar bu son gittiğinde bana dedi rahim kalınlığı var, o kadar. Rahim ne var? Duyamadık. Dedi rahimin kalınlığı. Şöyle yapalım, sevgili arkadaşlarımdan rica edeyim. Fatma Hanım'ın derdi önemli. Telefon numarasını alalım, canlı yayından sonra kendisine ulaşalım. Çok teşekkür ediyorum. Fatma Hanım'ı da inşallah kendisine yardımcı olur, sağlıklı bir evlat kucağı almasında yardımımız olur diye inanıyorum. Bir şekilde ya o bize ya biz ona ulaşsın. Evet, sevgili izleyicilerim. Yönetmenim der ki, sizler de artık biliyorsunuz, onlar bir konuşunca biz susarız. İşte sustuğumuz an geldi. Olmazsa olmazımız var. Kısa bir reklam arasından sonra karşınızda olacağız. Şimdi reklamlar. Evet, kısa bir reklam arasından sonra bütün hızıyla Reçet Hafta Sonu Cem TV ekranlarında devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz ve 0212 625 64-64'te canlı yayın telefonumuz ya da bolca maille sorular gönderebilirsiniz dedik. reçete@cemmedya.com da mail adresimiz. Ayrıca elinizdeki telefonlardan hangi operatör olursa olsun Cem TV yazıp boşluk bıraktıktan sonra kısırlık tüp bebek aile sağlığı ile ilgili sorunuzu 2353'e gönderebilirsiniz. Biz de önümüzdeki bilgisayardan yanıtlayacağız. Evet, sorularınız gelmeye başladı. Bakın. Evet, İzmir'den Leyla Hanım diyor ki, çeşitli ilaçlar kullandık, 3 kızımız var, tüp bebek yöntemi gerekiyor dediler, erkek çocuk istiyoruz. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde cinsiyet seçimi, isteğe bağlı cinsiyet seçimi yasal anlamda mümkün değil. Ancak, sağlık nedeniyle o ne demek? Evde bir tane kucağınızda bir oğlunuz var. Allah kimseye vermesin diyelim. Löseminin bir çeşidi, kan kanserinin bir çeşidi. Ne yapacaksınız? Bilim dünyası olarak diyoruz ki eğer bir genetik olarak yeniden ikinci çocukta erkek olursa aynı hastalığı, abisinin taşıdığı hastalığı taşıyabilir. Onun için gelin size Doktorlar Kurulu kararıyla bu raporlarınızı Sağlık Bakanlığı'na sunarak size cinsiyet tayini yapalım diyebiliyoruz. Ya da tam tersi, evde bir abla var, bir kız evlat var. Bazı kas hastalıkların, adale hastalıkların bir tipini taşıyor. Genetik geçiş gösteriyor. Hep söylemez miyiz? Diyoruz ya, genetik mirasımızı reddedemeyiz, reddi miras yapamıyoruz. Hangi genlerle doğduysak o genleri taşıyoruz. Onların olumsuz etkilerini ancak bilim dünyasıyla tüp bebek ve tüp bebek esnasında PGT testi yaparak gerekiyorsa sağlık açısından cinsiyet tayini yapabiliyoruz ülkemizde. Bazı hastalıklardan, genetik geçiş gösteren hastalıklardan böylelikle kaçabiliyoruz, seçiyoruz genlerle. Biz buna PGT işlemi diyoruz. O nasıl olur? Önce bir kere tüp bebek yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz tüp bebeği? Efendim, sperm ve yumurta buluşturamamıştık rahim içerisinde. Onları artık nasıl buluşturacağız? Evet, onları artık laboratuvarda buluşturacağız. Yani adetin 2 ile 5. gün arasında anne adayına bazı iğneler, haplar vereceğiz. Kırmızı mercimek büyüklüğünden, bakın maketimizde gösterelim hemen.
Evet, kırmızı mercimek büyüklüğünde içi sıvı dolu bu kesecikler. Evet, biz bunlara folikül diyoruz. Şu gördüğünüz içi sıvı dolu bunların. Büyüyor, iri üzüm tanesi haline geliyor. Ve ne yapıyoruz? Uyutuyoruz anne adeyini. Bu sarıların içerisine girerek gördüğünüz bu mavi ultrasonun ucunda bir iğne var. Tek tek, yani bahçenizde bir asma düşünün. İki salkım üzüm var. O üzümlerin içerisine tek tek girip içindeki çekirdeği alıyoruz. O çekirdekte bir yumurta. İşte yumurtanın, evet bir yumurtanın mikro enjeksiyon yöntemiyle laboratuvarda, yani tüp bebek yapmışsınız anne adayına. Bunlar toplamışsınız. Bunlar birer yumurta. Laboratuvarda hemen mikroskobun ortasında da hemen yanında da spermler var. En kaliteli sağlıklı spermi seçiyor. Embriyoloji doktoru getirip yumurtanın içerisine özel şırıngasıyla bırakıyor. Böylelikle döllenmiş oluyor. Döllendikten sonra bunlar büyümeler devam ediyor. Nereye doğru büyüyor? Yani bu tüp bebek esnasında bir başka mikro enjeksiyon yöntemi. Sonra bunu özel fırınlara konuyor. Bakın görüyorsunuz gayet elektromuskül büyütülmüş. Yumurtanın içerisinde sperm bırakılıyor. Hücre bölünmeleri devam ediyor. Önce 2 hücreliye laboratuvar koşullarında. Sonra 4 hücreliye ve 3. günü, yani döllenmenin 3. günü laboratuvarda 8 hücreli hale geliyor. İşte 8 hücreli haldeyken eğer bir genetik hastalık yoksa embriyolog bize veriyor, koyabilirsiniz diyor. Rahim içerisine koyuyoruz. 12 gün sonra bir kan testinde hamilelik çıkarsa gözünüz aydın hamilesiniz diyoruz. Yani tüp bebeği başarmış oluyoruz. Demin söylediğim bazı hastalıklar nedeniyle cinsiyet seçimi ya da ileri yaş anne adaylarında ya da bir genetik bozukluk, kromozom bozukluğu varsa anne adayı baba adayından gelen seçim yapıyoruz seçerek. Yani 8 hücreli, 8 dilim bir portakal düşünün. Portakalın kabuğunu deliyoruz. İçinden bir hücre alıyoruz. Ona bir nevi check-up uyguluyoruz. Eğer o bozukluk varsa o embriyoyu transfer etmiyoruz. Rahim içerisine koymuyoruz. Sağlıklı olanı koyuyoruz. 12 gün sonra test yaptırıyor. Anne adayını bakıyor ki hamile. Neyi anlamış oluyor? Ben diyor hamileyim. Bir eşimin genetiğinden ya da benim genetiğimden gelen kromozom bozukluğu bu bebekte yok diyor. Çünkü PGT testi, portakal testi yapıldı deniyor. Sağlıklı bebeğe böylelikle kavuşmuş oluyor. Evet, bir başka soru var bilgisayarımda. Diyor ki 5 tane düşük yaptım. Bir izleyicimizin de bu şekildeydi. İlk 3 aydaki evlat kayıplarında, buraya dikkat. İster anne karnında bebek ölümü olsun, ister boş gebelik olsun, isterse gebelik var ama 6. 7. haftadan itibaren kalp atışlarını göremiyoruz. Yani gelişmiyor ya da gürültülü bir kanama oluyor, gecenin bir saatini düşük yapıyor. Lütfen ve lütfen. Eski kitaplarımız şöyle yazıyordu. Bazen meslektaşların da bu yönde eksiği oluyor. Bir tane düşük yapmış, diyor ki ya biz eğitimi şöyle aldık. Hele sen bir evine git, 3 tane düşüğün olursa gel araştıralım, yapmayın. O anne adayı bin bir umutla çocuğu olacak, bekliyor. Sevgili meslektaşlarım, bir damla kan aldıracaksınız. Bunu öyle diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani ilk 3 aydaki evlat kayıplarında yeni bir hamilelik peşinde koşmadan, istemeden önce niçin düşük oldu? Neden olur? Bir genetik bozukluk vardır. Birer damla kan alacaksınız, laboratuvara yollayacaksınız. Karı kocadan kan aldınız. 20 gün sonra sonuç çıktı. Ya da anne adayının kanında pıhtılaşma bozukluğu olabilir. Ona da bir pıhtılaşma tahlili diyoruz. Ya da trombofili paneli, radyatör panelinden aklınızda kalsın. 3 tane test. Anne adayına 2 test, kromozom bozukluğu ve trombofili paneli. Baba adayına kromozom analizi. 20 gün sonra sonuç çıkıyor. Alıyoruz önümüze, bakıyoruz. Bize yolluyorsunuz. Eğer düşükleri izah eden bir bozukluk varsa, diyoruz ki kan pıhtılaşma bozukluğu varsa sana yeni gebeliğinde kan pıhtılaşma iğneleri yapacağız. Her gün insülin yapar gibi yapacaksınız. Ya da kromozom bozukluğu varsa gelin siz normal yoldan hamile kalmayın. Demin anlattığım PGT testini ya da ekranlarda Ercan Köse'nin portakal testi dediği testi yapalım diyoruz. Böylelikle sağlıklı evladınıza kavuşabiliriz diyoruz. 0212-625-6464 canlı yayın telefonumuz. Reçete@cemmede.com'da mail adresimiz. Evet, ve
elinizdeki cep telefonlarından Cem TV yazıp boşluk bıraktıktan sonra kısırlık tüp bebek aile sağlığı ile ilgili sorunuzu 23 Eylül'e gönderirseniz yine biz sorularınızı, SMS'lerdeki soruları size yanıtlarız diyorum. Evet, bir telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Alo. Alo. İyi günler doktor bey. İyi günler efendim. İstanbul'dan mı arıyorsunuz bizi? Nasılsınız? Sağ olun. Nereden arıyorsunuz efendim? İstanbul'dan mı? Doktor bey, benim size bir sorum olacak. Hangi şehirden arıyoruz? Televizyonun sesini biraz kısın. Telefondan konuşmaya çalışalım. Ben Erzurum'dan arıyorum doktor Buyurun bey. Buyurun efendim. Sorunuzu alalım. Benim kızım 5 yıllık evli. Çocuğu olmuyor. Geçen doktora gitmişti, demiş yumurtanın biri çatlamış, biri çatlamamış. Acaba çocuğu olur mu? Onun endişesi içindeyim. Şimdi kızınızın rahim filmi var mı? Damadın sperm sayımı var mı? Bunları tabii siz soramazsanız da kızınıza sorun. Ya da var doktor bey. İşte onlar normal mi? Onlar. Onları bir denetleyelim. Sadece yumurta büyüdü, çatlamadı nedeniyle hamile kalmadıysa mı, evet, yoksa başka nedenler mi var? O tahlilleri kızınız bana bir yollasın, onları inceleyelim, olur mu efendim? Olur. Peki bana nasıl ulaşacaksınız? Bana internetten, kullanıyorlarsa gençler internette Ercan Köse yazsalar ulaşırlar. Telefonunuzu bekliyorum, sizi de tebrik ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Muhteşem bir annesiniz. Kızınızın, evladınız için endişe ediyorsunuz ama bize ulaşsınlar, merak etmeyin. Bir başka telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi 50 yaşındayım. Evet efendim. Eşim de 50 yaşında. Hı. 3 tüp bebek denemesi yaptık. Evet. Bir tanesi tuttu ve 2,5 ay sonra düşük oluştu. Evet. Bundan sonraki şansımız nedir, onu öğrenmek isterim. Sormak Şimdi isterim. Öncelikle eşiniz 50 yaşında dediniz. Eşinizin son yumurtalık hormonları, kadınlık hormonları ne alemdedir? Bilmiyorum, İstanbul'dan mı arıyorsunuz? Bizzat gelin eğer İstanbul'daysanız. Uzaklardaysanız bana... Yok, İstanbul dışından. İstanbul dışındaysa bana bir şekilde reçete@cemmedia.com mail adresimiz. O tahlillerinizi, eşinizin son hormonlarını bana bir gönderirseniz. Yani yumurtlama var mı yok mu anlayabilmek anlamında söylüyorum. Yumurta büyüyor mu, gelişiyor mu? Bunun için hormonlar bize büyük düzeyde bir bilgi verecektir. Ayrıca bir de son girdiği ultrasonu yollarsanız memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız. Sonuçta uzaklarda olduğunuz için gelin diyemiyoruz ama maille reçete@cemmedia.com'a ya da benim web sitemden bana ulaşırsanız, öncelikle yaş, çünkü 50 dediniz. Menopoz dönemi yaşı, adet görüyor mu? Bunu soracağız. Hormon tahlillerinizi bilmek istiyoruz. Eğer hormon tahlilleri artık menopoza girmiş diyorsa yumurtlama olmayacak demektir. Menopozu biz hekimler adet görmemek menopoz demek diye anlamıyoruz. Yumurtlamamak menopozdur. Bütün bunları konuşalım ama öncelikle hormonlarınızı bize gönderin. Bir başka telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Alo. 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 Buyurun efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nerelerden arıyorsunuz? Ben İzmir Didim'den arıyorum. Buyurun efendim. Efendim, ben gelinim hakkından soracaktım. Buyurun. Gelinim 3 defa düşük yaptı. Evet. Bir tanesi 2,5 aylıktı. Bir tanesi gene 2,5-3 aylıktı. Son düşük yaptığı da 3 aylıktı. Yani 3 ayda 10 gün geçiyordu. Yani gebelikler 3 ayı geçemiyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Peki ne gibi tahliller yapıldı gelinize? Ya ne gibi bir tahliller yapıldı? Şimdi bütün tahliller yapılıyor. Kan alıyorlar. Evet. Tahlil yapıyorlar. Herhangi bir şey yok diyorlar. Her an bebeği olabilir diyorlar. Ama... Şöyle bir şeyimiz var, aman orayı atlamayalım. Şimdi niçin hamile kalamıyor, onun peşindesiniz ya, onu düşünüyorsunuz, ona üzülüyorsunuz. Peki ben size başka bir soru sorayım. Hamile kaldı, bir daha yine, evet, dördüncü düşüğü yaparsa ne yaparız? Çok üzülürüz değil mi?
O ya nedenle. Ben zaten çok üzülüyorum. O nedenle, o nedenle şu, buradan Cem TV stüdyolarından size şöyle bir selamım var. Gelininize, oğlunuza. Lütfen beni arasınlar detay için ama size söylemem şu ki lütfen yeniden hamile kalmadan önce, dördüncü gebeliği yaşamadan önce niçin düşük yaptığına ya da ilk üç ayda niye evlat kaybettiğine dair birer damla oğlunuz ve gelininiz kan verecek, kromozom analizi yapılacak, bir de gelininizden fıtılaşma bozukluğuna dair bir tahlil alınacak. Bunları konuşalım. Sonuç 20 günde çıkıyor. Madem İzmir'in güzel incisi, Ege'nin incisi Didim'desiniz, Didim'de de sayısız laboratuvarlar, hastaneler var. Bu tahlilleri yaptırın, ondan sonra hamilelik düşünün derim ben. Aman ne olur buraya atlamayın, bir kez daha üzülmenize gönlümüz razı olmaz. Evet, Tokat'tan bir telefonumuz var der sevgili yönetmenim. Alo. Züleyha Hanım. Alo. Züleyha Hanım buyurun. Hocam ben Tokat'tan arıyorum. Buyurun Züleyha Hanım. Ben 48 yaşındayım. Evet. 10 yıllık evliyim hocam. Tedavi de gördüm. Hormon tahlili yaptırdınız mı efendim? Yaptırdım. Ne çıkıyor hormon tahlillerinde? Tahliller normal mi? Tahliller normal hocam. Yani hormon tahlilleriniz normal mı? Hormon hiç yaptırmadım hocam. Kan tahlili yaptırdım. İşte kan, kan tahlili dediğim onlar hormon tahlilidir. Orada FSH, LH gibi böyle harflerle gösterilen hormon tahlilleri var. Onları bana bir şekilde elinize alın. Telefonlarıma tekrar ulaşın canlı yayından sonra. Ercan Köse yazsanız internete ulaşırsınız kolayca ya da gençlerden birisine yazdırın. Bana lütfen o hormon tahlillerini okumanız ya da yollamanız lazım. Oldu mu Züleyha Hanım? Tokat'a çok selam. Evet, bütün şehirler ülkemizin güzel incileri. Bu güzel Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm Türk halkının, Atatürk'ün bize emanet ettiği bu vatandaki 29 Ekim'i halen kutluyoruz. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, siz gençler ve bizler hepimizin de sahip çıkması gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz ama ışığımız atamızdır. Bunu hiç unutmayalım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet, Tokatlı da konuştuk. Bakalım başka telefonlarımız, başka maillerimiz nerelerden geliyor? Evet, yine İzmir'den bir mailimiz var. Eşimin sperm sayısı 1 milyon, ileri hızlı hareketli %20. Evet, 200 bin eder. Öyle hesaplıyoruz ya, bir damladaki sperm sayısı 1 milyon. Bize ne lazımdı normal yoldan hamilelik olması için? Ben de size sorayım arada bir. 10 milyondan fazla ileri hızlı hareketli sperm hücresi lazım. Burada ne var? 1 milyon der izleyicimiz. %20'si 200 bin eder. Kesinlikle ve kesinlikle 5 milyonun altında olduğu için tüp bebek. Şart, gecikmeden en yakın tüp bebek merkezine başvuruyorsunuz. Sperm sayısının azlığı nedeniyle tüp bebek yaptırıyorsunuz. Sonuçlarına, evet, Türkiye'deki hastanelerin, tüp bebek merkezlerinin sonuçlarına, tedavilerine güvenin. Evet, yönetmenim der ki İstanbul'dan bir telefonumuz var. Alo. Alo, merhaba hocam. Merhaba efendim, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunuzu alalım efendim, buyurun. Benim 8 yaşında oğlum var. Evet. 5 yıldır çocuğum olmuyor. Bütün testlerimi yaptırdım, eşim yaptırdı. Siz kaç yaşındasınız? Hiçbir sorun yok. Kaç yaşındasınız? 27. 27 yaşındasınız. Rahim filmi çekildi mi? Evet, bir tane oğlum var. İstanbul'da mısınız siz? Evet, İstanbul'dayım. O zaman şöyle yapalım. İnternetten benim telefonlarıma ulaşın. Hemen şimdi canlı yayını kapatır kapatmaz arayın. Asistanlarım size randevu versin. Tahlillerinize beraber gelin. Hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Bunu altını çiziyorum. Onları inceleyelim. İnşallah yararlı oluruz diye düşünüyorum. Evet, izleyicimizle uğurladıktan sonra. Evet, şimdi bir mailimiz var. Erzurum'da yaşıyoruz. Bizim gelme şansımız yok. Efendim sizler de şöyle yapın. İşte bakın ekranın altında sevgili yönetmenim veriyor. reçete@cemmedya.com mail adresi. Eğer internet kullanmıyorsanız konu komşunun bir çocuğundan, bir gençlerden birinden rica edip bu
tahlillerimizi, bu rahim filmi görüntülerini şu mail adresine ercanköse@reçeteetcemmedia.com'dan yollar mısınız deyin. Ya da internetten Ercan Köse yazsanız web sitemiz gelir, oradan da gönderebilirsiniz. Onları inceleyelim. Yani uzaklardasınız, kendinizi böyle ihmale uğrarmış gibi düşünmeyin. Biz hep diyorum, yıllardır, 10 yıldır Cem TV ekranlarında söylediğim bu. Bize ulaşın, doğru bilgilendirmeleri yapalım ki yani inşallah katkımız olur. Lütfen açın telefonları ve sorun. Evet, bir telefonumuz var mı? Bakıyorum yönetmenime. Alo. Alo. Evet, galiba bir telefonumuz yok. Yine SMS'lerimizi de okuyalım. Evet, burada da Ali Yıldırım der ki 6. defa tüp bebek deneyeceğiz. Hiç tutmadı. Ne yapabiliriz? Gerçekten çok eski yıllarda tüp bebek için, yani Cem TV'de bundan 10 yıl önce ilk programlara başladığımızda diyorduk ki milli piyango gibidir. Ne kadar fazla sayıda tüp bebek denemesi yaptırırsanız tutacaktır. Çıkacaktır ya da milli piyango çıkması. Şimdi öyle demiyoruz. En azından ben ve ekibim, Dünya Sağlık Örgütü de bize talimatlarını öyle söylüyor. Birinci denemede dahi tutmazsa hemen olağanüstü toplanıyoruz. Embriyolog, hemşiresinden, yani bütün ekip. Diyoruz ki Ayşe Hanım'a tüp bebeği denedik. Yumurtalıkları bunlardı. Yumurta, şu kadar yumurta çıktı. Şu kadar sperm var. Eşin yumurtaları, sperm bu. Dölledik. Embriyo gelişiminde 8 hücreli, 7 hücreli. Kalite bu. Ya da 8 hücreli verdik. 35 yaşının altındaysa bir tane. 35 yaşının üzerindeyse iki tane. Yasal anlamda bu. Ve tutmadı. Niye tutmadı? Acaba rahimin bir köşesinde, bir yerlerde bir polip dediğimiz iyi huylu bir yan sırtımızdaki benlerin rahimde olanına polip diyoruz. Onlardan birisi mi var acaba diyoruz. Yoksa bir kromozom bozukluğu mu var diyoruz. Genetik araştırma yapıyoruz. Yani niye buna ulaştıramadık Ayşe Hanım'ı diyoruz. Bunu araştırıyoruz. O araştırmanın sonunda ikinci defa deneyelim diyoruz. O araştırmada bakın neler bulabiliriz. Leyla Hanım, bekletmeyelim. Onun telefonuna cevap verdikten sonra onu da konuşalım. Alo Leyla Hanım. Alo, merhaba hocam. Merhaba Leyla Hanım, Yozgat'tan. Buyurun efendim. Ben kızım için bir soru soracaktım ya. Tabii, buyurun. Buyurun. Kızım 3 yıllık evli hocam. Evet. Çocuğu olmuyor. Gidiyor, her şeyini yaptırdı, testlerini. Evet. Bir sorun çıkmadı. Evet. Ama rahim filminde şey çıktı. Şekil bozukluğu. Şekil bozukluğu çıktı. Evet. Evet. Şimdi Leyla Hanımcığım, kızınıza diyorsunuz ki bugün herhalde şu anda işte değil mi? Yanınızda değil. Hayır, yanımda değil. Ben Yozgat'tan alayım. İstanbul'da oturuyor. İstanbul'da oturuyorsa şöyle diyeceksiniz. Hemen şimdi beni kapatır kapatmaz hemen arayacaksınız. Cem TV aç diyor. Çalışmıyor değil mi? Evinde ev hanımı. Evet, ev hanımı. Tamam, Cem TV hemen izliyorsun diyorsunuz. Daha canlı yayın bitmesine var. Kızınıza tavsiyeniz o. Ercan Köse abini orada bir dinle. Bak neler söylüyor diyeceksiniz. Ve eline rahim filmlerini alıp seni davet ediyor. Muayenehanesinin telefonlarına ulaş. Hiçbir ücret ödemeyecek kızınız. Rahim filmiyle, diğer tahlillerle beraber bana bir gelsin, inceleyeyim. Küçük bir operasyonla, yarım saat 40 dakikalık bir operasyonla rahim içindeki şekil bozukluğunun derecesine göre tabii onu düzeltiyoruz. Nasıl düzeltiyoruz? Histereskopi denilen bir ameliyat var. Biraz sonra anlatacağım. Çünkü şekil bozukluğunun tipine göre rahim içerisi doğuştan olan bir şey bu. Bir perde de varsa darlanıyor. Yani 4,5 santim rahim boyu olması gerekirken ortada bir bölme varsa yarıya bölünmüş oluyor. Dolayısıyla bebek içinde gelişmiyor. Onunkisi ne haldedir? Yani ortada şöyle bir bölme var mı? Rahimi daraltan, ya da kısa bir bölme mi var? Onu görüyoruz. Tedavisi çok kolay. Uyutuyoruz anne adayını. Aşağıdan giriyoruz. Hiçbir şey duymuyor. Özel kameramızı iletiyoruz. Bu operasyonlardan histereskopi diyoruz. Diyelim ki burada bir bölme varsa bunu kaldırıyoruz, düzeltiyoruz, rahimi genişletiyoruz. Rahim içerisinde miyom dediğimiz rahim duvarından dışa doğru değil de içeriye doğru büyümüşse bunu temizliyoruz. Ve
polip dediğimiz çok fazla sayıda sırtımızdaki benler gibi irili ufaklı, kırmızı mercimek bezelye gibi et parçacık, bunlar genellikle iyi huyludurlar. Onları temizliyoruz. Yani rahimi burada gördüğünüz gibi 4,5 santim çapında içi boş ters üçgen şeklinde bir hale getiriyoruz. Sonra diyoruz ki buyur bebek, şanslı bebek, 9 ay 10 günlük yolculuğuna burada çıkabilirsin. Rahim de seninle beraber büyüyecektir ve sağlıklı bebek bu ailenin kucağına doğacaksın sağlıklı bebek olarak diyoruz. Yani rahimin bu şekilde olması lazım. En küçük bir hastalık olmaması lazım. Rahim hastalıklarını, yer kaplayan lezyonları bu şekilde, doğuştan bölmeleri de bu şekilde, bu histeroskop operasyonuyla pekala çok kolay tedavi. Çok eski yıllarda rahimi yukarıdan açardık, içini temizlemeye çalışırdık el yordamıyla. Şimdi artık öyle şey yok. Çünkü teknoloji, bilgisayarlar, görüntülü sistemler, endoskopi sistemleri artık tıbbın hizmetinde. Ve Türk hekimi de, Türkiye'deki hastanelerde, bu güzel vatanımızdaki hastaneler ve hekimler de bunları yapmaya alıştırın, bu eğitimi almış hekimlerdir. Türk hekimine, Ulu Önder Atatürk'ün yıllar evvel söylediği gibi, Ulu Önderimizin beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. Gerçekten gönül rahatlığı içerisinde hemşerilerinize, milletinizi oluşturan sizler ve bizlere, birbirimize güvenmemiz şart. Sadece hekimlere değil, bütün insanlara, konu komşumuza güvenmemiz şart. Birbirimize bağlanmamız şart. Ülkemiz dünya konjüktüründe enteresan ve gerçekten ilginç bir bölgede yer alıyor ülkemiz. İki kıtayı bir araya birleştirmesinden bir yana tabii sayısız Marmaray'ından tut Boğaz köprülerine kadar sayısız bağlantılar iki kıta arasında sağladığı gibi insanıyla da kıskançlıkla, gıptayla bakılan bir bölgede ve insanların yeteneklerine ve vatanına bağlılığına çoğu ülkenin bunu sağlayamadığını görüyoruz. Bizim gibi sağlayamadığını görüyoruz. Aman birbirimize sahip çıkalım. Beyazı, siyahı, sarısı olmaz. Türk milletiyiz, Türk ulusuyuz. Bugün de Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Nice Cumhuriyet Bayramlarına. Evet, birbirimize kardeş hissedelim. Birbirimizi üzmeyelim, bağlanalım ki kendimizi de ülkemizi de refah seviyelerine çıkartabilelim diyorum. Evet, Türk hekimlerine güveniniz dedik. Bu operasyonları artık böyle neredeyse gözü kapalı yapıyoruz. Bütün buradaki amaç, bu operasyon amaç sizin sağlıklı bebek kucağınıza almanız. Bizim amacımız da Cem TV'de reçete ekibi olarak, reçete hafta sonu ekibi olarak yönetmenimden kameramanıma kadar sizler için en yeni tıbbi bilgileri aktaralım istiyoruz ki dertleriniz neyse bir parça ona derman olmakta bir katkımız olsun istiyoruz. Yine dönüyorum bilgisayarıma. Zürih'ten, evet, Zürih'ten bir izleyicimiz yazıyor. Diyor ki, bana yumurta nakli dediler. Yumurta nakli nasıl bir şey, nasıl olur diye yazmış. Efendim, yumurta nakli dendi de biraz daha detaylı bilgiye ihtiyacımız var. Yaşınız kaç? Bazen ben tabii neredeyse sadece Türkiye'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından değil, başka ülkelerde yaşayan siz hemşerilerimi de izliyorsunuz. Böyle çok farklı sayısız oralardan hasta olarak geldiğinizde bir bakıyorum ki erken menopoz denmiş bir şekilde. Bakıyorsunuz yumurtalıkları pırıl pırıl. Yani sizde de öyle bir şey olmasın. Yaşınız kaç, yumurta nakli dendi ama her türlü tedavi yapıldı mı? Erken menopoz ya da gerçek menopozda senin çocuğun olmaz deyip de gelen hastalarımızı, izleyicilerimizi, bizi izleyip gelenlerden bir tedaviyle bazen yumurta çıkarmak gözden kaçmış olabilir. Mümkün olabiliyor. Tüp bebekli şansınız olabiliyor. Bütün bunları sorun. Efendim, bakmayın canlı yayın bitti. Kapatıyoruz programı ama siz sorularınızı sormaya devam edebilirsiniz. Çok basit. Hiçbir şey, telefonlarımıza ulaşamıyor muyuz diyorsunuz. Ulaşmak çok kolay. Ercan Köse yazın internete. Hemen karşınızda web sitemiz. Orada telefonların başında ben de ekip arkadaşı 24 saat karşınızdayız. Efendim, haftaya yine bu saatte karşınızdayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Doğru ekranda kalmaya Cem TV'de doğruların söylendiği bu ekranda bizden sonraki programlarda da aynı şey geçerli.
kalmaya devam edin. Hoşça kalın. İyi ki varsınız.